En çok gelen taleplerin başında mahpusların başvurularına idarelerden ve infaz hakimliklerinden, ağır ceza hakimliklerinden bir yanıt bulamamaları, yani mahpusların bir muhatap bulamayarak bu ihlalleri aktarabilecekleri bir kaynak bulamamaları konusundaki talepler yer alıyor. Bunun dışında hücrenin içerisinde kameraların ve havalandırmada kameraların olması nedeniyle özel yaşamın gizliliği konusundaki ihlaller, mahpuslara su kotası uygulanması, suyun kireçli ve pis olması, yatakların çok eski olması, mahpusların hiçbir ihtiyacının, hijyen ihtiyacının karşılanmaması gelen, bize aktarılan genel ihlaller arasında. Özellikle yüksek güvenlik hapishanelerde tutulan mahpusların beden ve ruh sağlıkları için uzun süre veya süresiz sosyal yalnızlaştırmaya maruz bırakılmamaları gerekmektedir. Spor, sohbet gibi faaliyetler sayesinde mahpuslar sürekli kaldıkları hücrelerin dışına çıkmakta, 7 gün 24 saat birlikte kaldıkları sınırlı sayıdaki kişilerden farklı kişilerle sohbet ederek sosyalleşme imkanı bulmaktadır. Ortak alan faaliyetlerinin kanunda belirtilen düzenleme çerçevesinde dahi yaptırılmıyor olması mahpuslar açısından ceza içerisinde cezaya dönüştürülmüştür. Hapishanelerde kitaplara getirilen kısıtlamalar ile dergi ve gazetelere getirilen yasaklamalar nedeniyle mahpuslar ifade özgürlüğü kapsamında bilgi ve kanaatlere ulaşma özgürlüğü ve haber alma hakkından faydalanamamaktadır. Mahpusların ailelerine yazdıkları mektuplar ya da mahpusların ailelerinden gelen mektuplar dahi hiçbir gerekçe gösterilmeden engellenmektedir. Özellikle mahpuslar tarafından yazılan Türkçe mektupların gönderilmemesi ya da mahpuslara gelen Türkçe mektupların engellenmesi, dışarıda Kürtçe'ye yönelik süren ayrımcılığın hapishanelerde de devam ettiğini göstermektedir. Son dönemlerde mahpusların tedavi ve sağlık hakkı üzerinde yaşanan hak ihlalleri de artış göstermektedir. Hapishanelerde yüzlercesi ağır, binlerce hasta mahpus bulunmaktadır. Hastane sevklerinde ağız içi aramalar, mahpuslara tekli ring aracı ve hastanede kelepçeli muayene dayatmaları artmış. Bu durum hasta mahpuslar açısından birer işkence sürecine dönüştürülmüştür. Bu uygulamalar nedeniyle mahpuslar hastaneye gidememekte, gitse bile muayene ve tedavi olamamaktadır. Koşullu salıverilme tarihi geldiği halde soyut ve kanıtlara dayanmayan nedenler ile subjektif görüşlerin dayanak yapıldığı idare ve gözlem kurulu kararları ile uzun yıllardır hapishanede tutulan mahpusların tahliyeleri engellenmekte, mahpuslar koşullu salıverilme hakkından yararlandırılmamaktadır. Ayrıca 27 Kasım 2023 tarihinde hapishanelerde Sayın Abdullah Öcalan'a yönelik tecridin sonlandırılması amacıyla başlatılan süresiz dönüşümle açlık grevi devam etmektedir. Bugün 122. gününe ulaşmıştır. Eyleme katılan kişi sayısı hapishaneden hapishaneye değişiklik gösterse de mahpuslar ortalama 2'şer 3'er kişilik gruplar halinde ortalama 10 günlük 10'ar günlük açlık grevi yapmaktadır. Mahpusların talebi, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, anayasa ve ceza infaz kanununda güvence altına alınan temel hak ve özgürlükler doğrultusunda Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki hukuka aykırı tecridin son bulması, Sayın Öcalan'ın ailesi ve avukatlarıyla görüştürülmesinin sağlanmasıdır. Hapishane koşulları ve mahpusların daha önce de uzun süreli açlık grevi yapmış olmaları dolayısıyla bağışıklık sistemlerinin düşüklüğü konusunda uyaran hekimler, başlatılan açlık grevlerinin mahpusların sağlıkları üzerinde daha fazla risk barındırdığını belirtmişlerdir. Bu sebeple herhangi bir yaşam hakkı ihlali olmadan açlık grevlerinin son bulması için Sayın Abdullah Öcalan'a uygulanan hukuka aykırı tecridin kaldırılması gerekmektedir. Sonuç olarak devlet, anayasa ve kanunlarda kendisine yüklenen yükümlülüklerini ve sorumluluklarını yerine getirmeli, mahpuslara yönelik uygulanan hak ihlallerine son vermelidir. Sadece ve sadece cezaevine para yatırdığı için gözaltına alındığı tek suçlama budur. Terörizmin finansmanı kanuna muhalefetten hüküm giydi müvekkilim. Şimdi kanun maddesinin içeriğine biraz girecek olursak, yani girme durumu hasıl oluyoruz burada. Öncelikli olarak karşıda bir örgüt üyesinin olması gerekiyor bu suçun oluşabilmesi için. Karşıdaki kişi, para yatırılan kişi cezaevindeki bir mahpus. Mahpus cezaevinde devletin denetiminde olan bir mekanizmadan bahsediyoruz. Biliyoruz. Para fiziken verilmiyor. Para kredi gibi, hesaplarında olan kredi gibi kullanabiliyorlar. Ve sadece kantin alışverişinde kullanabiliyorlar bu parayı. Yani devletin kontrolünde giden bir para, devletin kontrolünde olan bir para, devletin kontrolünde yine harcanan bir paradan bahsediyoruz. Biz bunlarla ilgili başvuru yollarımızı gene yaptık, takip ediyoruz. En kısa zamanda tahliye olmasını bekliyoruz.
dediğim gibi sağlık koşulları, sağlık durumu cezaevinde kalmasına uygun değil.